Merhabalar. 7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 1. videoyla birlikteyiz. 2. videoda ile birlikte olacağız. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayalım. Hemen eşleştirme sorularıyla başlayalım. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine arkadaşlar ağırlık diyorduk. 1. Kütlenin ölçülmesi için kullanılan araçtır. Eşit kollu terazi. 3. Cisimlerin süratlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji diyoruz. 5. Cisimlerin bazı konumlarından ve esnekliklerinden dolayı sahip olduğu enerjiye potansiyel enerji. 2. Değişmeyen madde miktarıdır. Cismin bulunduğu yere göre değişmez nedir? Kütlenin tanımı verilmiş. 4. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştirelim. Hücrede besinleri parçalayarak enerji üretiminde görevli olan organın adı mitokondri, enerji üretim merkezi. Protein üretiminde görevli olan organın adı ribozom. Hücre bölünmesine görevli olan organeldir ve sadece hayvan hücrelerinde bulunur. Sentrozom. hücre zarı ile çekirdeğin arasını dolduran ve organellerin bulunduğu sıvıya sitoplazma hücreyi çevreleyerek hücreye şekil veren ve hücreyi dış etkilerden korulan yapıya hücre zarı. Devam ediyoruz arkadaşlar. X işaretiyle doğru olanları X işaretiyle dolalım. Tabloyu dolduralım. Kromozom sayısı yarıya iner ve tür çeşitlilik sağlanır. Bu mayoz bölünmedir arkadaşlar. Kromozom sayısı yarınlar ve türü çeşitlilik sağlanır. Vücut hücrelerinde görülen mitoz bölünme, iki aşamada gerçekleşen mayoz bölünme, sonucunda iki hücre oluşur mitozda, mayozda dört oluşur. Tek hücrelerde ürümeyi, çok hücrelerde büyüme, gelişme ve yaraların iyileşmesini sağlayan yine mitoz bölünmedir arkadaşlar. Devam ediyoruz test sorularıyla. Birinci soru. Ali çantasının ağırlığını dinamometre ile yandaki dağın farklı noktalarında ölçüyor. Buna göre çantanın 1, 2, 3 konu konumlarında ağırlıklarını küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisinde doğrudur? De dikkat ediyoruz. Küçükten büyüğe. Arkadaşlar ağırlık yerin merkezinden yukarıya doğru uzaklaştıkça azalır. Neden çekim kuvveti azalacağı için o halde en küçük 3'te olacak. En küçük 3'te olmayan B ve C'yi sallıyorum. Daha sonra 2 olacak arkadaşlar. En ağır nerede? Yerin merkezine en yakın deniz seviyesinde olacak. Cevabımız D şıkkı. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır? Kutuplarda yer çekimi ekvatordan daha fazladır doğru. Kutuplardan dünyamız daha basit olduğu için, yerin merkezine kutuplarda daha yakın olduğu için çekim kuvveti daha fazla olacaktır. Bir astronotun dünya ve aydaki ağırlığı farklıdır. Doğru çekü çekim kuvveti birbirinden farklıdır. Dünyada daha fazladır 6 kat. Kütle Yer bağlı olarak değişmez. Doğru. Kütle hiçbir yerde değişmez. Madde miktarıdır. Ağırlığı değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık değişmeyen madde miktarı değil, kütle değişmeyen madde miktarıdır. Hangisi de yanlışlık vardır? D şıkkında. Üçüncü soruyla devam edelim. 66 kromozomlu bir sperm ana hücresi iki kez mitoz geçirip sonra oluşan hücreler bir kez mayoz bölünme geçirirse kaç sperm hücresi oluşur diyor arkadaşlar. İki defa mitoz geçirdiyse arkadaşlar bir hücre iki defa mitoz geçirdiğinde bakın bir, iki, üç, dört. Birinci mitoz, ikinci mitoz, dört. Bu bir taraf mayoz geçirdiğinde mayoz göçürmede her birinden dört oluyordu. Yani dört çarpı dört o da eşittir. 16 hücre oluşacaktır. Mitoz sayısını 2 üzeri n formülü de bulabiliriz arkadaşlar. 2 üzeri kaç defa mitoz geçirmiş? 2. 2 üzeri 2 o da eşittir 4. E, mayoz bölünmeyi de 4 ile çarpıyorduk. 4 çarpı 4 16. O şekilde de bulabiliriz. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soru aşağıdaki cisimlerin hangisinde hem kinetik hem potansiyel enerji vardır? Arkadaşlar kinetik olması için bir sürati olacak, potansiyel enerji olması için neyi olacak? Yüksekliği olacak. Hem sürati hem yüksek olacak. Potodan geçen basketbol topunun hem sürati hem yüksekliği vardır, A şıkkıdır. Diğerlerine bakalım. Yerde yuvarlanan topun sadece kinetik, yerde duran handball topunun yoktur, masada duran pimpon topunun Potansiyeli vardır, kinetiği yoktur. Durduğu için cevabımız hem potansiyel hem kinetik olan A şıkkıdır. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Okulda bir üst kata çıkarken iş yapılır. Doğru arkadaşlar. Çünkü uygulanan kuvvet doğrultusunda cisim hareket ediyorsa iş yapılır. Elimize aldığımız çantayı ileri doğru götürdüğümüzde iş yaparız. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü uygulanan kuvvet yukarıya doğru, hareket yönü ise e, bu tarafa doğru olduğu için yanlış. Kitaplar rafa yerleştirirken iş yapılır doğru, uygulanan kuvvet ve hareket yönü aynı. Halteri yukarıya doğru kaldırırken iş yapılır, uygulanan kuvvet ve hareket yönü aynı olduğu için iş yapılır, doğrudur. Yanlışlık B şıkkında. Altıncı soru, süratleri 50 km bölü saat olan bisiklet, otomobil ve kamyonun sahip oldukları kinetik enerjileri büyükten küçüğe. Arkadaşlar, süratleri aynıysa neyine bakıyoruz? Kütlelerde. Kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi fazladır. Çünkü süratle kütleyle doğru orantılıdır kinetik enerji. O halde en büyük kütleye sahip olan hangisi? Kamyon, sonra otomobil, sonra bisiklet. Hangi şıkta var bu? A şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Yedinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin temel kısımlarından biri değildir? Çekirdek... sitoplazma, hücre zarı temel kısmı, kromozom ise çekirdeğin içerisinde kalıtsal yapıdır. Temel kısım değildir cevabımız C şıkkı. Mitoz bölümünde sonucu aşağıdaki olaylardan hangisi oluşamaz? Yaraların iyileşmesi oluşur arkadaşlar. Bebeğin büyüme oluşur. Bakterinin üreme, tek hücrelerde üremeye sağlar. Doğru. Sperm hücresinin üretilmesi mayoz bölünmeyle olacaktır. Cevabımız D şıkkı. Dokuzuncu soruya baktığımızda arkadaşlar mayoz bölünde gerçekleşen parça değişimini görüyorsunuz. Bu olayla ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Yalnız bayon de görülür doğru. Parça değişimi gösterilmiştir doğru. Tür içinde kalıtsal çeşitliliği sağlar doğru. Hangileri doğrudur? Hepsi doğrudur arkadaşlar. 10. soruyla devam edelim. Mayoz bölünme şeması gösterilmektedir. Buna göre K, L, M hücreleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. K ve M'nin Kromozom sayıları farklıdır. Evet arkadaşlar. K2N, MN, LN. Çünkü mayoz 1'de 2N, N'e düştüğü için L'den kromozomludur arkadaşlar. M yumurta hücresi olabilir. Evet. M yumurta hücresi olabilir. Çünkü yumurta ana hücresinden yumurta oluşmuş olabilir. Bize yanlışı soruyor. K ve M'nin kalıtsal özellikleri aynıdır. Hayır arkadaşlar. K ve M'nin kalıtsal özellikleri aynı değildir. Parça değişimi yani crossing over gerçekleştiği için tür içi çeşitlilik sağlanmıştır. K ve M'nin özellikleri aynı olamaz. Cevabımız C şıkkı. L'nin kromozom sayısı K'nın yarısına eşittir. Bakın 2n'den n'e doğru çünkü kromozom sayısı yarıya iner. 11. soruyla devam edelim. Hataylı bir astronot dünyadan aya çok sevdiği yiyeceği olan künefe götürüyor. Buna göre künefenin ağırlığı ve kütlesi için ne söylenebilir? Arkadaşlar kütle değişmeyen madde miktarı olacak. Yani kütle değişmez olacak. O halde B ve C'yi eledik. Dünyadan aya gittiği için ayda çekim kuvveti daha az olduğu için ağırlığı ne yapacak arkadaşlar? Azalacak. Peki hangisinde azalır diyor? Cevabımız D şıkkı. Ağırlığı azalacak, kütlesi değişmeyecek. Cevabımız D. 12. soruyla devam edelim. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisinin birimi Newton değildir? Arkadaşlar kütle kilogramdır. A olacak. Ağırlık Newton, kuvvet Newton, yer çekimi kuvvetinin birimi de Newton'dur. Ağırlığı, kütlenin birimi ise kilogramdır. A olacak. 13. soruyla devam edelim. K cisminin ağırlığı deniz seviyesinde 60 Newton olarak ölçülmüş. O halde kütlesi 10 kilogramdır. Doğru arkadaşlar. Çünkü ne oluyordu? Kütle çarpı 10 bize neyi veriyordu? Ağırlığı veriyordu. Doğru mu? Doğru. Aydaki ağırlığı 10 Newton'dur. Evet. Dünyadaki ağırlığını 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar aydaki ağırlığını buluyorduk. Doğru. Aydaki kütlesi 8 kilogramdır. Yanlış. Kütle değişmez. Hangileri doğrudur? B şıkkı doğrudur arkadaşlar. 14. soruyla devam edelim. Elektrik tellerinde eşit kütlede hemen... Eşit kütle anahtar kavramımız. Kuşları izleyen öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Çıtrak en büyük potansiyel enerjiye K sahiptir. Kütleleri eşitse yüksekliği en, en yüksek olan doğru. Çıtrak doğru. Patır kütür L'nin potansiyel enerjisi N'den küçüktür. Arkadaşlar L'nin potansiyel enerjisi L'den küçük değil büyük. Çünkü yüksekliği büyük olduğu için yanlış. Bize zaten neyi soruyor? Yanlışı. Cevabımız B. Diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Pastacının kızı L ve M'nin potansiyel enerjisi eşittir. Kütleleri ve yükseklikleri eşit olduğu için doğru. Turşucu en küçük potansiyel enerjiye sahip nedir? Yüksekliği en küçük olduğu için doğru. Yanlış olan patır kütür B şıkkı cevabımız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sürat ve kütleleri verilen kamyonet, motor, kaplumbağa ve tavşanın kinetik enerjileri ilgili ifadele verilmiştir. Hangisinde yanlıştır diyor. Kamyonetin kinetik enerjisi motordan büyüktür. Arkadaşlar baktığımızda süratleri eşit, kütlesi büyük olduğu için doğru. Kütle ve süratle doğru orantılıdır. Kaplumbağanın kinetik enerjisi tavşanın kinetik enerjisinden küçüktür diyor. Bakıyoruz, kütleleri eşit, sürati az olduğu için doğru. Sürati büyük olan Hareketlinin kinetik enerjisi küçüktür. Tam tersi, süratle doğru orantılı. Kütlesi büyük olan hareketlinin kinetik enerjisi büyüktür. Doğru arkadaşlar. C şıkkı yanlış. 16. soruyla devam edelim. Sıkıştırılmış yay, kurulmuş saat ve gerilen paket, gerilen paket lastiği nokta nokta sahiptir. Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar esnek cisimlerde ne oluyordu? Esneklik potansiyel enerjisi oluyordu. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki olaylardan hangisi günlük yaşamda kinetik enerjinin sürtünme kuvvetine etkisi olarak ısı enerjisine dönüştüğünü örnek olarak verilemez diyor. Yanan bir lamanın, lambanın dışının sıcak olması. Burada arkadaşlar elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi verilmiş. Biz sürtünme kuvvetinin ısı enerjisine dönüşmesine bakıyorduk. Hangisi yanlış diyor, verilemez diyor. A şıkkı. Diğerlerine bakalım. Uzun yolda gelmiş arabanın tekerleğinin sıcak olması, sürtünmenin ısıya dönüşmesi, ellerimizi birbirine sürttüğümüzde zaten hep yaptığımız bir deney, sürtünmenin ısıya dönüşmesi deneyi, silgiyle defteri sildiğimizde yine yapılan bir deney, silginin ısınması yine sürtünmenin ısı enerjisine dönüşüne örnektir. Ama A şıkkı elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümüdür. O halde A şıkkı örnek verilemez. Devam edelim. Atom altı parçacık değildir diyorsa proton, nötron ve elektron atom altı parçacık, nötr ise Proton ve nötron, elektron sayısının eşit olduğu atoma diyorduk, yani cevabımız B şıkkı. Üzümlü kek arkadaşlar hangi atom modeline aitti? Thomson atom modeline aitti, cevabımız C şıkkı. Aşağıda bazı element sembolleri ve adı verilmiş. Berilyum B demiş yanlış. Berilyum ne olur arkadaşlar? Be olur. Flor F doğru. Sodyum Na doğru. Litium Li doğru. Hangisi yanlış? Bir numaralı V almış borun sembolü B'dir. Berilyumun ki BE'dir arkadaşlar. Yukarıda verilen durumların hangisi de fen anlamda iş yapılmıştır? Alışveriş arabını iterek hareket ettirmek, hareket ve kuvvet aynı yönde doğru. Kutuyu yerden yukarıya çıkarmak, hareket ve kuvvet aynı yönde olur. Duran topa, evet hareket ve kuvvet aynı yönde iş, iş vardır. Öğrencinin taşıması, kuvvet yukarıya doğru, hareket bu yönde. O halde kuvvet ve hareket aynı yönlü değil. Burada iş yoktur. Hangilerinde iş yapılmıştır? 1 2 3'te iş yapılmıştır arkadaşlar. Moleküllerle ilgili verilen ifadelerden hangisinin doğruluğu kesindir diyor arkadaşlar. Aynı cins atomlardan oluşurlar. Yok, farklı cins atomlardan oluşur bileşik molekülleri. Farklı cins atomlardan oluşur. Aynı cins atomlardan atom molekülleri oluşur. Kesin değildir. İki aynı cins, bir farklı cins. Hayır bu da kesin değildir. Birden fazla sayıda atom içeriler. Evet arkadaşlar moleküller birden fazla sayıda atomun bir araya gelmesiyle oluşur. Hangisi kesindir? D şıkkı kesindir arkadaşlar. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.